Merhaba arkadaşlar, soru üzerine tekrar hisse analizi yapıyorum. Işık ee, plastik olarak bakacağız. Işık plastik öncelikle şirket kartından değerlendirmeye almaya başlayacak olursak e, Erpet Turizm İnşaat ve Tavş Sanayi'nin %75'lik bir payı ve %24'lük farklı e, kişilerin paylarının olduğunu görüyoruz. E, Sirius Plastik olarak yurt dışı sermayesinde güzel bir paycısı yani iştirakçısı var. Piyasa değeri çok olumlu ve güzel bir şirket. Piyasa değerinde gerçekten beğendim. Lise'de genel bir düşüş gerçekleşti. Bilanço alanına bakacak olursak. Bilanço'da göze çarpan herhangi bir şey göremedim. Yani videoya başlamadan önce dikkatimi çekmişti. Ortalama yani şöyle söyleyeyim. Geçen yılki cirosuyla bu yılki cirosu arasında çok fazla değişiklik yok. Yani adam rutin e, işlerini yapmaya devam ediyor. Ekstra herhangi bir şey yapmamış. Bir duran varlık satışı olmuş. Bunda kasaya geçmiş. Bunda da herhangi bir sorun yok. Şu an için baktığımda genelde yani çok fazla borçluluğu olmayan normal rutin işlerini yapan e, bir firma olarak görünüyor. Evet bir kar satışı gelmiş. Yeni bir halka arzda Çok fazla bir talep olmuştu. Ardından oluşan taleplerin kar satışı gelmişti. Tekrar yukarıya ufak ataklar yaptı. Aracı kurum dağılımına baktığımda 9. ayın 7'sinden bugüne kadar çok yoğun satışların olmadığını gördüm arkadaşlar. Malı karşılayan var. Yani A1 kapital burada satış yapmış. Fakat karşılığında ziraat yatırım ve halk yatırım bu satışları karşılamış olarak görünüyor. Ak yatırım bir nebze bu satışları karşılamış olarak görünüyor. E, takas tarafında da çok fazla takastan çıkan mal göremedim ben. Takas tarafında videoya başlamadan önce kontrol etmiştim. Ama bu şekilde bakacak olursak. E, takas'ın %14'ü garanti, %12'si ortalama iş yatırım, %9.5 onu ziraat yatırım, vakıf yatırım %9 ve ak yatırım %6.5-7 en sonda yapı kredi e, aynı şekliyle devam ediyor yoluna. A1 Kapital sadece ufak bir kar satışı gerçekleştirmiş. Büyük bir hissede 2-3 milyonluk lotun ben çok fazla büyük bir satış olduğunu düşünmüyorum. İndikatörler şu anda soğuk endeksin de geri çekilmesiyle hissenin geri çekilmesi bir olmuş. Panik satışlara neden olmuş. Genelde böyle olur. Bir hisse taban olduğunda herkes artık ben bir an önce satayım kurtulayım moduna geçtiği için ister istemez hissede herkes satış yönlü işlem devam ettirmeye başlar. Türkiye borsasında ne yazık ki işlemler bu şekilde ilerliyor. Yatırımcılar değer yatırımından hariç ister istemez biraz da korku panik satışına geçmeye başlıyor. Hissede 3 nokta belirleyeceğim arkadaşlar. 6.60'ın altına inmediği sürece yani burada rakamlara riayet etmemiz gerekir. 6.60'ın altına inmediği sürece bu düşüşün tepkisi 7.80'lere kadar devam edecektir. 7.80 bandına dokunduktan sonra karar verecek. 7.80'den sonra eğer yoluna devam edecekse 8.58'lere kadar yolu görünmektedir. Ancak biz rakamlara riayet ettiğimizden dolayı ilk geçmesi gereken güçlü değil de ara dirençlerden bir tanesi şu anda 7.02 bandı görünüyor. O zaman buna göre 6.60 7.02 bandında oyalanma devam ederse o zaman dip çalışması yapıyor diyebiliriz. Bu alan için 7.02'nin üzerine atma 7.81'i birkaç gün içinde tekrar e, nokta atacaktır. O eğer bu rakamın yani 780'in üzerinde kalmaya devam edecekse 858'lere kadar hissede yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Çok korkulacak bir durum yok. Yeni halka arz, şirket güçlü bir şirket, görüntü şu an onu gösteriyor. Bilançolar rutin ilerliyor. Yani fazla bir borcu yok e, veya e, herhangi bir mal varlığı satışı yapıp bunu ciroya eklememiş. E bu detaylar önemli detaylar arkadaşlar. E, piyasa değeri de güzel olan bir şirket. Yine de biz rakamlara riayet edecek olursak 6.50 6.60 bandını 6 kırmadığı sürece orada birkaç gün oyalanmadığı sürece elinizdeki mallardan korkmanıza gerek yoktur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğeniler yapmayı lütfen unutmayın.